Nedim. O zaman kim yok, alırdı? Yok oğlum Sinan Selam. Man dedim. Nedim eskisi Sinan Selam. Ben böyle abi kafayı geriye ata ata böyle böyle konuşurdu. Şişman kere var evet. He. Galip Bey'in tayini çıktıktan 2 ay sonra falan mı? Ya geldikten sonra 2 ay sonra tayin çıktı. Ya bu arkadaş gitti garsonla beraber. 2 tane garson almış yerine. 3 tane tepsiyle geldiler, koydular masanın ortasına arkadaş. Tepsiyi görsen ne dersin? Kebap. Ne dersin? Kebaptır. Kapalı. Ettir yani. Yok abiciğim. Bu adam yoğurt. Yoğurt. Nasıl yoğurt? Böyle bildiğin öyle sulumulu yoğurt değil yani. Taş gibi bir şey. Bunu böyle bıçakla kesiyorsun. Yani. O şekilde. Peynir falan olmasın? Peynir mi? Hı. Doktor sen de biz peyniri görünce anlamaz mıyız ya? Yoğurdur, peynir midir? Ne yaptın, bitirdin? Doktor o çok güzel olur. Bilhassa bağırıp mevsimde. Yok ya yoğurt bildiğin yoğurt. Kıvamlı değil mi? Hoş manda yoğurdu yalnız. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi koyun moyun falan manda yoğurdu. Hey efendim. Bizim lojmanın altındaki mandırada bu yoğurt ayrıldı. Nerede mandıra var? Bizim lojmanın altındaki mandırada efendim. Ya sen benden başka lojmanda mı kalıyorsun? Hangi mandıra? İşte bizim lojmanın çıkıştaki altındaki mandıra var ya efendim orada. Kıvırcın orayı mı diyorsun? Evet efendim. O adam bazen yapıyor mandırayı. Oğlum onunla. Pastörize lan onunki. Yok efendim mandıra. Ben yedim ama hep kokuyor gibi geldi bana. Ya işte o güzel olduğu ya için. Ya o manda yoğurdu. Köşedeki büfede olsa biz... Or bilmem mi ben ya? Yani bu kadar hastasıyım. He? Vallahi bilmiyorsunuz komiserim ben ne diyeyim. Ya ben yedim ondan ama hani biraz kokuyor gibi geldi. Ya kokuyor işte mu? Güzel olduğu için bağırdı. Kokuyor mu? Hayvan taze et yiyor ya doktorum ona. Ya sen ne? Ya İzzet bazı insanın ağız tadı yok Arap ya. Ha doktor bazısında yok. Bak manda yoğurdu diyorum kokuyor diyor adam. Niye çünkü hakikisini bilmiyor. Neye alışmış? Bile. Git sen dükkanlar al pastörize. Ya komiserim ondan demedim. Aslında benim annem yapıyordu rahmetli ama. Yani onun gibi yapıyordu. Ya ben şeyi de görüyorum şimdi. Bazen gerçekten kafam takılıyor yani. Markette görüyorum kaymaksız yoğurt. Ya arkadaş kaymaksız yoğurt insan yazmaya utanır ya. Ne demek o ya? Manda yoğurdunda bir parmak kaymak olur ha vallahi. Galip Bey'in zamanında o Nedim Bey'le de. Senin bak o adam. O çok baba adam. Güzel Galip Bey. Güzel diyoruz zararsız. Artık zararsıza güzel diyoruz. Faydalıdan geçtik. Ara. Savcım. Bulduk. Kazma kürek. Daha çabuk oğlum, daha çabuk. Hadi Arap, hadi. Başlayalım değil mi? Hazır mısın abi? Evet. Şakir sen başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım. Başlayalım da. Ne? İşte. Ya söyledim işte sadece siz de duydunuz. Dinlemiyor ki. Neyi dinlemiyor? Ya bizim çok eksiğimiz var doktor bey ya. Çok eksiğimiz var. Bu aletlerle otopsi yapılır mı? Allah'ını seversen ya. Allah Allah yapılır tabii. Yapmıyor muyuz kaç seferdir? Ya yapıyoruz da işte. Sen şimdi buna desen ki bunun başka bir yolu yok. Tamam anladım ama var. Neymiş? Bak geçen biz şeye gittik, Kırıkkale'ye gittik. Hastane ek bina inşaatının açılışı vardı. Savcı Bey'e götürdü sağ olsun gittik orada. Adamlar bir morg yapmış. Gerçekten çok güzel, şahane bir morg yapmış. Ki ben oranın başhekimi de tanıyorum. Yani bir dakika anlayan bir adam değil ama ona rağmen gitmişler yani en güzel malzemeleri falan almışlar. Böyle otopsi aletleri, şunlar. Adamın eline oturuyordu yani. Onlar eline güzel oturmuyor. Ya şimdi öyle deme şimdi. Bizim de aletimiz güzel bir şey ama... Bak evet. Misal bu testerenin gitmiş elektriklisini almış. Bunu gidiyorsun mesela elektrikte ama şarj edebiliyorsun. Şarjda bırak 2 saat şarjda bırak. Ondan sonra 24 saat. Daha da bayırda nerede istersen kes. Ya ben savcıya diyorum işte bunları alalım edelim. O da diyor ki işte Sayman'la konuş Şakir. Tamam Sayman'la konuş.